Evet değerli dostlar, değerli arkadaşlar, herkese selamlar, sevgiler. Bugün yine yepyeni videoyla karşınızdayız. Şöyle genel bir ayar kontrollerimizi yapalım. Oyunda biraz hatalar var. Oyun daha yeni çıktı arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Şöyle ben bilgisayara kurdum, bir atamalarımızı gerçekleştirelim. Yani şu anda çalıştırmadığımız için araç çalışmıyor. Şimdi ben genel kontrol ayarlarını falan yaptım. Şimdi aracı çalıştırıp bir yavaştan işimize başlayacağız. Böyle niye bir pedalda bir titreme yapıyor onu anlamadım ama bir daha bakayım ben bir saniye. Heh, uca koymuşuz ondan dolayı bir titreme yapıyor pedallar. Tamam. Geçen gün ben bu oyunun çıktığı gün sanırım ya da çıktığı günden bir sonraki gün mü bilmiyorum, tam hatırlamıyorum artık. Bir video çekmiştim arkadaşlar, fakat bu video tam uzun bir video olmadığı için yeterince bilgi, yeterince iş aktaramadık arkadaşlar. Bundan dolayı da çok bir şey yapamadık. Şöyle şurada mı duracağız? Şimdi bak el freni şöyle oldu, çekiliyor, iyi güzel. Tamam arkadaşlar, dorsiyeyi buldum ben. Dorsiyeyi buldum diye biraz aradık taradık ama haritayı falan biraz ayarladık. Aslında çok basitmiş de işte gözden kaçtı. Ben biraz hani etrafı da keşfetmek istediğim için. Bakalım bir dosya bağlaması nasıl yapıyor. Böyle dediğim anda dorsiye bağlanmış oluyor. Evet, şimdi dorsiyemizi aldık. Yavaştan yola çıkacağız. Ben siz büyük ekranda görüyorsunuz büyük ihtimalle şu anda videoyu, fakat ben oyunu küçük bir pencereden oynuyorum. Nedeni ise şimdi ben bu oyunu bilgisayardan oynuyorum arkadaşlar. Telefon çok da kaldırmıyor açıkçası. Yani biraz sıkıntı yaşatıyor bize. Bundan dolayı da uğraşmak istemiyorum. Neyse. Tam tersi döndürebilir miyim diye bakıyorum. Aa, şuradan çıkış varmış lan, ben ne biliyordum. Doğru. Bura çıkıştır inşallah bu arada. Çıkış değilse bile dönüş yaparız ama çıkış arkadaşlar, evet sanırım. Arka taraftan bir çıkış daha varmış. Arka taraftan çıkmışız. Şimdi şuradan da döneceğiz. Şuradan dönersek direkt o yolun üzerine gidiyoruz sanırım. Şimdi şöyle bir mevzu var, ben telefonda oyunu oynadım ilk gün, hatırlarsınız ilk videoyu telefonda çekmiştim. Telefonda çektiğim zaman oyun çok karsı telefonda ve düzgün bir şekilde randıman alamadım ben. Bundan dolayı da hani bir dedim bilgisayara indireyim oyunu. Bilgisayarda oynayalım. Fakat devamlı bilgisayarda program hata veriyor. Bundan dolayı da hani böyle bir gözümün önünde olması gerekiyor programında. Yani bende de iki tane şey olmadığı için. Aa, ne oldu? Ha, oyun bir hikayeli, bakalım ne diyor yine. Bir şeyler anlatıyor, bakalım ne diyecek aşk. Bir şeyler anlatıyor, bakalım ne diyecek. Bu ne oldu lan? Bir şey oldu ya. Did they see me pick up something valuable? Maybe they thought I had something worth stealing. Oğlum biz saldırıya mı uğradık demeyeyim mi? Baya baya, çünkü adamlar mahvetti gibi bizi de. Bana mı öyle geldi yoksa herkes gördü mü bu yaşadığımızı? Bunun bir tır oyunu olduğundan eminiz değil mi yani? Hani içeriye tır. Benim de anladığım kadarıyla. Baya bir saldırıya uğradık yani ya demin. Oyunun başında da zaten oyunu açtığınız anda hemen bir hikayeyle anlatıyor. Bu hikayeyi genel olarak kavramak için de baştan sona bütün işte hikayeyi takip etmek gerekiyor. Traktör mu?
Oyunun bu yönünü çok sevdim aslında arkasında. Çok güzel bir hikayeyle başlıyor oyun. Hani böyle bir güzel bir anlatımla başlıyor. Bu zaten ilk başta bir kaza yapan bir adamın tırını alıyor. O kaza yapan tır da büyük ihtimalle şimdi oyunun başında hemen böyle bir başladı ama bir saldırıya uğruyordu adam. Kaza yapıyordu. Biz de birinin tırını alıyoruz ama kardeşim artık ne bilmiyorum tam olarak izleyemedim. O ara şey videoları ayarlıyordum. Video kalitesini falan filan. Ama anladığım kadarıyla demin ki bize saldıran adamlar ona saldırmış ve onu öldürmüşler. Şimdi biz onun işini aldık fakat adamlar şimdi bizim peşimize düştü gibi. Yani büyük ihtimalle böyle bir mevzusu var. Yani normal standart bir tır oyunu kombininden biraz uzaklaşılmış tamamıyla yenilikler eklenmiş. Bu yönden oyunu takdir ediyorum. Oyunun şu anda çok eksikleri var. Yeni çıkan her oyunda olduğu gibi. Ama umarım giderilir. Umarım sıkıntı yaşanmaz. Biz de fren yapmazsak şimdi tepe taklak uçacağız denize. Bir de ilk gün hemen kış şey böyle yağmurla başlayıp bir de akşam olması da tam bir manidar yani. Şu anda kayıta bakıyorum. Kayıtta da bir sıkıntı yok görünüyor. Çünkü oyun biraz oyun da değil. Şimdi şey oyununu telefon oyununu bilgisayardan oynadığım için belli başlı programlar devreye giriyor. Devreye girdiğinde de işte böyle hiç olmayacak yerden olmayacak sorunlar. Video çekiyorsun abi, video boşa gidiyor biliyor musun? En nefret ettiğim şeylerden biridir. Çekiyorsun videosunu. Her şey hazır değil mi? Yok ama. Bir bakıyorsun kaydetmemiş. Buraya park et diyor da ben nereye park edeceğim la burada? Bir dakika. Ha şurada yer varmış ya lan. Ha şu ilerisi tamam. Ha ben geri geri park edemem ha bu bilgisayarda. Geri geri istiyorsanız benden bir şey istemeyin aga. İleri ileri zor park ediyorum zaten. Bu ne oğlum? Kör etti bir de. Uzunları açmışız. Buradan açarız ve ilk görevimizi yerine getirdik. Gördüğünüz gibi. İlk şeyimizi yaptık. Bakalım yine bir animasyon çıkacak mı dediğim anda çıktı. Yalnız çok güzel bir animasyon yapmışlar yani. 10 numara olmuş. Ben diyeyim mi? Aha. Ne oluyor lan? Doktorlar iniyor lan aşağı. Ben anlamadım bu işi. Çok karmaşık işler oluyor. Bakalım ilerleyen seride neler olacak. Merakla bekliyorum. Açmayaydın iyiydi be. Evet, şimdi alt metni okuduğunuz zaman yeni belaların bizi beklediğini görebiliyorsunuz ya, rahat bir şekilde. Yani bakalım.